Sevdiğim adamdan ayrıldım. Onu çok merak ediyorum. Bir yandan ona çok kızgınım, çok öfkeliyim. Acaba şu an ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle görüşüyor? Üzülüyor mu yoksa hayatını aynı şekilde devam mı ediyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Ve ne yazık ki gün sonunda her gün telefonu elime alıyorum. Bir sahte hesap açtım. Sosyal medyadan sürekli onu takip ediyorum. Nereye gitmiş, ne yapmış, herhangi bir profilinde değişiklik yapmış mı? Yeni biriyle takipleşmeye başlamış mı? Ya da yeni fotoğraf çekilip koymuş mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Diyor olabilirsiniz ya da bu evrede oluyor olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, eski sevgiliyi, eski eşi sosyal medyadan takip ediyor olmak ne yazık ki bizi kötü etkileyen bir şey. Bugün bunu ele almak istedim. Neden biliyor musunuz? Bir ilişki bittiyse tabii ki sosyal medyaya bakıyor olmak, acaba neler yapıyor, kimlerle görüşüyor, kimlerle takipleşiyor, yeni fotoğraflar koymuş mu, acaba gezip tozuyor mu diye merak ediyor olmanız çok normal. Çünkü öncesinde siz birdiniz, bir bütündünüz, ayrıldınız, o ayrı biri, ben ayrı biri olmaya başladığım için bu sürede insanın bedenen ve ruhen acı çektiği zaten ispatlanmış bir şey. Hatta şöyle bir şekilde ifade edilmiş. İnsan sevdiğinden ayrıldığında o kadar canı çok yanıyor ki beynimiz zannediyor ki sanki o ölmüş, onu toprağa koymuşuz ve bu acıyla ne yapacağımızı bilmiyormuşuz gibi hissettiğimizi zannediyor. Yani inanın sevdiğimiz adamdan veya kadından ayrılıyor olmak canlı canlı canımızın yanıyor olması, derimizin yüzülüyor olması gibi bir duygu. Bu yüzden onu merak ediyor olmanız çok normal. Aklınızın, fikrinizin onda oluyor olması çok normal. Hayata dahil olmaya çalıştığınızda bir saate iyiyim, ikinci saate doğru kendimi kötü hissediyorum, boşlukta hissediyorum. Hiçbir şeyden tat almıyorum, keyif almıyorum. Hemen eve gitmek istiyorum, hemen yatağıma yatmak istiyorum ya da uyumak istiyorum diyor olmanız da çok normal. Evet. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Yas sürecindesiniz. Yas süreci zaten acı çekmek demek. İyi zamanları anmak, kötü zamanların aklınıza gelip karşınızdaki adama veya kadına öfkeleniyor olmanız demek. Yani her türlü duyguyu bir arada yaşamak zihnimizde de, bedenimizde de, ruhen de karma karışık bir duygu yaratır. Ve işte insan her duyguyu bir arada hissetmeye başlayınca ne yapacağını, nasıl davranacağını, nereye gitmesi gerektiğini inanın ki bilemez. Aslında ezberlerimizin bozulduğu bir noktadır. Fakat sürekli sosyal medyada ilk başlarda takip ediyor olmak normal karşılansa da bir yerden sonra bu durum alışkanlığa dönüştüğü andan itibaren ne yazık ki ruhsal sağlığımıza zarar vermeye başlıyor ve bu bir takıntıya dönüşmeye başlıyor. Siz bulunduğunuz ortamdan yabancılaşıyorsunuz, elinize telefonu alıyorsunuz, sürekli onu takip ediyorsunuz, sürekli ona bakıyorsunuz. Belki WhatsApp'a giriyorsunuz, çevrim içi mi, en son ne zaman görülmüş ya da en son bir şey paylaşmış mı gibi durumları her yerden kontrol ediyorsunuz. Fakat onun ne yaptığıyla ilgilenirken kendi acılarınızı erteliyorsunuz, kendi duygularınızı öteliyorsunuz ve iyileşmeyi geciktiriyorsunuz. Şöyle düşünün, ruhen yaralısınız ve yaralı olduğunuz için iyileşmeye ihtiyacınız var. Yani bu da bir zaman gerektiren bir şey. Siz iki bacağınız kırılmış, ayağa kalkıp sürekli yürümeye çalışıyorsunuz. Yani oradaki kemiklerin kaynamasını ne yazık ki engelleyeceğiniz için süreç de uzar. İyileşmeyi ötelemiş olursunuz. İnanın ruhen de bu durum böyledir. Canımız yandığında sürekli eski partnerimin ne yaptığıyla ilgileniyor oluyor olmak bana iyi gelmez. Ne yazık ki daha çok kalp ağrısı hissederim, depresif ruh haline girmeye başlarım. Hatta bu süreç ilerlerse depresyona da girebilirim. Yani yine zararı kendime vermiş olurum. Biliyorum zor fakat kendine bir zaman dilimi tanımalısın. Yeni ayrıldıysan şayet en fazla bir ya da iki ay boyunca sosyal mecralardan onu takip edeceğim, ona bakacağım fakat sık değil. Gün içerisinde kendinize bir kota koyun. Önce 10 kez bakma hakkım var deyin.
Sonraki hafta ise deyin ki sadece 7 kez bakma hakkım var. Yani yavaş yavaş o aslında bakma kotanızı da düşürmeniz önemli. Birdenbire hayır bakmayacağım, kendime söz verdim, kendimle savaş halindeyim derseniz aslında siz buna hazır değilsiniz. Ve bu sefer dayanamayıp tekrar baktığınızda daha bir şekilde kendinizi kötü hissedersiniz ve suçluluk duyguları yoğunlaşmaya başlar ve bu döngüde de kaybolmaya başlarsınız. O yüzden kademe kademe kendinize bir kota belirliyor olmak size iyi gelecek bir şey sevgili dostlar. Şunu unutmayın, her acı geçiyor, izi kalıyor, o ayrı. Bir acının izinin kalması da aslında bir nevi iyi bir şey. Her zaman size şunu hatırlatıyor, bak Tuba, eskiden bunları yaşadın ve senin hayatında izi var. Bu ne demek? Yaşadıklarını unutma ki bir daha eski Tuba'ya dönüşme. Yaşadıklarını asla aklından çıkarma ki bile bile Lades'e girme. Yaşadıklarını asla ve asla unutma ki ne yazık ki duygularına yenik düşme. Her zaman bir yerde evet şu anda içimden gelen duygular bu fakat yapmam gereken duruş da bu diyebilecek kendinize özgüveni, cesareti, şefkati lütfen gösterin. Eğer unutursanız eski halinize, mevcut sürecinize tekrar geri dönmüş olursunuz. O yüzden acı geçer, izi kalır. Bu da bizim için hayattaki en büyük deneyimlerden biridir. Bugün sizlerle bunları paylaşmak istedim. Artık sen asla eskisi gibi olmayacaksın. Eğer unutursan eskiye dönersin. Asla unutma, her zaman hatırlat ki sen olabilmeyi kendine öğret. Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.